Futbol arenadan herkese mutlu bir gün diliyorum. Bildiğiniz üzere transfer dönemi, ara transfer dönemi açıldı. Biz de bugün bu videoda Kayserispor'un transferlerini değerlendireceğiz. Kayserispor'un biliyorsunuz kötü bir gidişatı var şu an için ligde ve daha yeni teknik direktör değişikliği yaşadılar. Bakalım ara transferde nasıl bir politika izleyecekler? Konuyla ilgili Kayseri muhabirimiz Abdülkadir Pastaoğlu hatta. Abdülkadir hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Teşekkürler. Abdülkadir, biliyorsun kötü bir gidişat var Kayserispor'da. Daha yeni bir teknik direktör değişikliği yaşandı. Yönetimin planı ne? Transfer planı ne? Çalışmalar başladı mı? Yani mutlaka başlamıştır ama neler olacak senden dinleyelim. Evet, Kayserispor'da malum şu anda ligin son sırasında bulunuyor şu an itibariyle ve senin de belirttiğin gibi belki de bu sezonda yine çok kötü bir dönemi geçiriyor Kayserispor. Elbette ki Kayserispor'un da ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği oyuncular var ve Kayserispor'un şu anda transfer konusunda mutlaka nokta atışı yapması gereken bölgeler de var. Bu noktada elbette ki Kayserisporlu yöneticilerin de çalışmaları var. Ancak Kayserispor'un şu anda transfer tahtası kapalı. Bunun da sebebi eskiden gelen borçlar. Şu anda Kayserispor'un transfer tahtasını açmak için 24-25 milyon TL civarında bir paraya ihtiyacı var. Eğer Kayserispor bu parayı bulabilirse transfer tahtasını açacak ve şu anda görüştüğü oyuncular da var bildiğimiz kadarıyla. İsim konusunda bir şey belirtmek belki biraz erken ama Kayserispor'un görüştüğü oyuncuların olduğunu biliyoruz. Eğer Kayserispor bu 24-25 milyon TL'lik kaynağı sağlayabilirse, parayı bulabilirse transfer tahtasını açacak ve bunun akabinde de transferlerini gerçekleştirmiş olacak. Bizim en son yaptığımız yöneticilerle en son yaptığımız görüşmede bu 24-25 milyon TL'lik kaynağı bulmak için yoğun bir şekilde çalıştıklarını ifade ettiler. Eğer bu para bulunabilirse Kayserispor'un özellikle stoper bölgesine, sağ bek bölgesine, 10 numara diye tabir ettiğimiz bölgeye transferleri gerçekleştireceğini biliyoruz. Şu anda benim aldığım bilgiye göre Kayserispor'un ara transfer döneminde 4-5 oyuncuyu kadrosuna katmayı planladığını öğrendim. Bununla birlikte tabii ki Kayserispor'un yeni teknik direktörü Rumen Dampetrescu da yine Kayserispor yönetimine birkaç oyuncu ismi de vermiş. Bunun bilgisini de aldık. Ancak tabii ki bunların tamamının gerçekleşebilmesi için dönüp dolaşıyoruz. Yine bu transfer tahtasının kapalı olmasındaki 24-25 milyon TL'lik bir paraya yine takılıyoruz. Evet. Evet, bundan dolayı da Kayserispor'un bu rakamı ödemesi gerekiyor. Bununla ilgili de Kayserispor yönetimi yoğun bir çaba sarf ediyor. Yine önemli bir gelişmeyi aktarmak istiyorum. Tabii. Malum Kayserispor sezon başında yabancı sınırına takılmıştı. Bundan dolayı da bir tane oyuncusunun lisansını dondurmak zorundaydı. Daniel Avramovski'nin lisansını dondurmuştu. Ancak şu anda Daniel Avramovski'nin lisansı aktif hale getirildi. Büyük ihtimal 10 numara pozisyonunda oynayan oyuncu sezonun ikinci yarısında kadroda olacak. Peki kimler gidecek? Planlanan gidişler var mı? Evet, yani şu anda tabii ki dediğimiz gibi zaten Kayserispor yabancı sayısı olarak şu anda 15 oyuncuya sahip ve öyle tahmin ediyoruz ki yabancı transferler de gerçekleşecek. Hatta belki de gerçekleşecek transferlerin birçoğu yabancı olacak Kayserispor'da. Bundan dolayı yabancı oyuncularla yolların ayrılması muhtemel. Tabii ki bu noktada yeni teknik direktörün raporu çok önemli bu noktada. Hı hı. Çünkü Petrescu muhtemelendir ki işte antrenman performansına göre oyuncuların daha önceki maçlarını da tabii ki izleyerek bazı oyuncuların takımdan gönderilmesini isteyecektir. Ama şu anda Petrescu takımda olmadığı için, takımın başında olmadığı için böyle bir rapor henüz hazır değil. Muhtemeldir ki ben Kayserispor'da en az 2 veya 3 oyuncuyla, yabancı oyuncuyla yolların ayrılacağını tahmin ediyorum. Peki, teşekkür ederim. Kayseri'den Abdülkadir Paslıoğlu'ndan gelişmeleri aldık. Bakalım transfer dönemi Kayseri için, Kayserispor için nasıl geçecek? Takipte olacağız. Hoşça kalın.